Hayır. Hayır, bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir saniye dur. Aa, yozlaşmış paraçar onu öldürdü diyor. Bu biraz fazla zormuş ya. Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ark Survival Evolve oyunumuzun Extinction DLC'sine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve evet. Evet, sonunda bütün Velonosaurlarımızı tamamladık. Taramalı bir çok kötü bir isim oldu buna ya. Seçeneklerden adını değiştir deyip buna ne diyelim biliyor musun? M16. Buna da diyelim ki MP5. Buna da Keleş diyelim. En son ne kaldı? Bir tane arkada Velonosaur kaldı. M16, sen şöyle bir kenara çekilir misin? Bu kaldı değil mi? Bu Velonosaur kaldı. Seçeneklerden adını değiştir diyelim. Buna da G3 diyelim. Şimdi bu sevimli dinozorlarımız böyle bizimle birlikte gelirken maalesef en fazla bu kadar yüksek seviye bulabildiğim lezzetli etlerle beslediğim halde onları efendime söyleyeyim birçok aksiyonlar yaptığım halde daha fazla level'lısını bulmak mümkün olmadı. Çok da fazla bulamadım zaten yani. Daha fazla level'lı bulamadım derken mesela şöyle bir deneme yapalım. Oh! Daramalı tüfek gibiler maşallah. Evet, çok fazla vurmuyor olabilirler ama saniyede 100 kere vurunca peş peşe yeterince iyi hasar veriyorlar kardeşlerim. Şimdi şöyle bir bakarsak neredeyiz? Yanlış bir yerlerdeyiz. Şöyle çıkmamız lazım. Sınırlardayız. Tamam, buradan gidebiliriz demek oluyor bu da. Bu nasıl bir yerdir ya? Arkadaşım. Bu nasıl bir yer? Korkuyorum. Çocuklar şöyle gelin. Oradan gitmeyin, orası çok sevimli görünmüyor. Biraz daha şuraya doğru gitmemiz gerekebilir. Şimdi kardeşlerim, çorak topraklara gideceğiz. Bundan sonra yapacağımız şey çok kolay. Çorak topraklara, zehirli bölgeye gideceğiz. Zehirli bölgede kendimize oynayabileceğimiz, eğlenebileceğimiz bir tane... Her seferinde bu komutu verip biraz böyle eğleniyorum da. Gördüğünüz gibi dayağın kralını yediler. Ha, sana da vereyim komutu, bakalım ne olacak. Yakına geldiğin zaman daha kötü dayak yiyorsun yani, pişman olursun. Pişman olursun yakına geldiğinde. Koruyabileceğimiz bir şey bulacağız. Bakalım içinden neler alabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Evet, galiba çıkışı bulduk. Nihai amacımıza eriştik. Yani tam olarak çıkış sayılmaz yine. Biraz yüksekteyiz ama olur olur. Hiç yoktan iyidir. Sıcaktan yanıyorum. Ondan bundan ölüyorum falan diye yine çığlıklar başladı. Bakalım. 1, 2, 3. Dördüncü nerede? Dördüncü de geldi, aslan parçası. Dördüncü de geldi. Şimdi çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum ya. Gerçekten büyük bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Rahat rahat gökten düşmüş bir şeyler arayabiliriz artık. Ama böyle yaparsan olmaz. Böyle yaparsan olmaz. En küçük şeye takılırsan olmaz. Ben her şeyi sizin için dövemem ki. Biraz kendi başınızın çaresine bakmanız lazım. Mesela şunu bir bombalatayım size. Oo, bayağı da az hasar yiyorlar geri kalan şeylere göre. Beni mi vuruyorsunuz siz onu vuracağım derken? Vay, şu onlara engel oldu. Bir dinozorun cesedi çok iyi sonuçlar doğurmuyormuş. Bunu da görmemiz iyi oldu. Demek ki benim aralarda dolaşıp bir şeyleri temizlemem gerekecek. Peki. Haritada böyle şeyleri bize belli eden bir durum var mı acaba? Ben çok böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bence onu arayıp bulmamız gerekecek. Neyse ki bu konuda çok bir sıkıntım yok yani, arar buluruz. Bak, yine biriniz bir yere takıldı sizin. Yine sizin biriniz bir yere takıldı. Ben 3 tane adam sayıyorum orada.
sen hayırdır ya? T-Rex, M-Rex, ben T-Rex'im, adamı döverim falan ayakları. Ne oldu? Yozlaşmış T-Rex. Aa, manyağa bak. Nerede o manyak? Keleş onu indirdi diyor. Böyle bir şey olamaz ya. Rezil kepaze olduk. Dağları devirdik. Dağları devirdik. Küçücük hayvan geldi, bizi rezil kepaze etti. Dur bakayım. Sen biraz level atlamışsın zaten. Sen bir fiziksel hasar almayı hak ettin. Biraz bana etini ver. Biraz et ver bana. Oo, sizler de level atlamışsınız. Al sana da fiziksel hasar. Zaten bombastik bir hasarın var senin. Durun şimdi. Durun, şu kuyrukları bir çekin. Kuyruklar çekilsin. Gel bakayım. Toto'dan yaklaşıyorum sana. Sen de iki fiziksel hasar. Ama bunlar zaten bir şeyler topluyorlar ya. Bunların çok da derdi değil bir şey toplamak. Sen hatta biraz at ya. Abuk subuk şeyler toplamışsın. Evet, yani bunlar değerli gibi görünebilir ama ben onları zaten topluyorum. En son Velo, şuradaki sen kaldın galiba. Dur bakayım, sana yaklaşabildiğim zaman benim yaklaşmışım sana. Evet, sana yaklaşmışım ben. Hangisine yaklaşamadım? 1, 2, 3 tane kuyruk sayıyorum. 4 tane kuyruk sayıyorum. İşte sen. Sen oradaki. Fiziksel hasar. Şunu da ben atayım. Bunu da sen at. Bunu. Haha, hayat ne kadar güzelmiş böyle ya. Hayat gerçekten ne kadar güzelmiş böyle. Ya arkadaşım, işim gücüm yok Allah aşkına ya. Tinto meyvesi topladım falan diyor ya. Vallahi bir psikopatsın sen. Ve tinto meyvesi toplaması. At şunları. Ama burada da yani heyecan hiçbir zaman bitmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten heyecan bitmek bilmiyor burada. Evet, şuradan bir gidelim. Bakalım. Bumper, lumber yardırarak geçtim. Sizden de aynı performansı bekliyorum. Hem acaba nerelerde bulunuyor ya bu şeyler? Kardeşlerim, galiba buldum. Şu duman tüten yer. Tabii ki belli oluyor. Tabii ki belli oluyor. Belli olmaz mı hiç? Duman tüten yer. Duman tüten yer bizim aradığımız yer. Şimdi oraya doğru delişik yerlerden, alengirli yerlerden yürüyerek ulaşacağız. Ben anladım. Sen şey yaptın. Sende bir hareketlenme var. Ben seni anladım. Hemen gidip senin ağzını vurmak, kırmak lazım. Keşke sen de bu kadar dayağa karşı meraklı olmasaydın. Senin de ağzını burnunu kırmak zorunda kalmazdım. Evet, şimdi şuraya doğru inerken bu işin bu kısmını biraz hızlı geçmek istiyorum. Şöyle hızlı hızlı koşmak istiyorum oraya. Çünkü brontolardan tekme tokat yemesi en son istediğim şey. Dinozorlarımın. Ama düşündüm de bunu benim yapmam lazım zaten. Bunu benim yapmam lazım çünkü toplu halde o tekme tokadı zaten yine yiyeceğiz galiba yoksa. Evet. Şunu da bir indirirsek. Çok hoş olacak. Bence 10 numara oldu. Yavrum bir yol verin bana. Bir yol verin bana. Beni kızdırırsanız böyle olur işte. Aman ne kadar güzel. Şuna dalın. Şuna. Yavrum ona dalın diyorum. Siz garip hareketler yapıyorsunuz. Peki. Şimdi hepiniz olduğunuz yerde durun. Hepiniz olduğunuz yerde durun. Şöyle bir çalışma gerçekleştireyim ben. Tamam, şunun etrafına şöyle bir sizi yaklaştırayım. İneyim buradan. Sana diyeyim ki davranışta taret modunu aç. Ondan sonra managarı şöyle bir alayım. Şöyle bir geleyim. Hepinize sırayla bu modları açmam gerekecek. Merak etmeyin. Sana da şuraya doğru gelip şöyle diyorum ki davranıştan taret modunu aç. Seni de şöyle götürüp aynı şeyi yapmam lazım. Ha, sen ona zarar veriyorsun öyle mi?
Ben bunu böyle getirip de şuradan davranıştan taret modunu aç. Seçeneklerden değil geri davranıştan saldırgan desem ne yapacaksın? Yavrum davranıştan saldırgan. Taret modunu aç. Şuna vurmuyor. Neden vurmuyorsun buna? Ha peki. Ben anlamadım. O shield'ın orada değil mi acaba derdimiz? O zaman ben bunları hepsini tekrar taret moduna açıp bunun etrafında bir dizeyim. Sonrasında ne olacak hep birlikte görelim. Şuradan davranıştan saldırganlık tutum saldırganlık davranış taret modunu aç. Okey. Aynı şekilde şuradan davranış hedefine saldırı değil saldırganlık taret modu zaten ha taret modunu aç. Benim kardım mı aç? Canım niye gidiyor abi benim? Neyden dolayı canım gidiyor? Aşırı sıcaktan dolayı mı canım gidiyor? Aman ne kadar güzel ya. Gel bakayım şöyle. Bu işi başka türlü yapamayacağız. Sen şurada dur. Davranış. Geri. Saldırgan. Taret modunu aç. Hepsinde aynı şey geçerli büyük ihtimalle. Davranış. Saldırgan. Sen de şurada dur. Arkadaşlar bir izninizi rica edeceğim sizin. Beni öldürmezseniz ama çok sevinirim. Sen değil. Sen. Peki. Şimdi bir bakalım. Canım dolmaya başladı. Çok güzel. Evet, burada biraz vakit geçir. Canımız da olsun o zaman. Benim adamlarım burada mı? Aynen oradaymış. Ne oldu şimdi? Her şey yıkıldı mı? Her şey yıkıldı galiba. Dalga 1-1. Düşmanlar yaklaşıyor. Ama babacığım sen burada bak bir de mükemmel olmuşsun yani. Seviye falan atlamışsın. Çıldırılmış hatta. Şurada davranışta saldırgan ve taret modu demişken ha pardon işini yapıyor musun? Çok affedersin. Hata bende. Sen işini yapıyor musun? Bu sadece durumu anlayamamışım ben. Hemen şuradan F'den şunları atmam lazım. Çünkü bir şeyler topladığı için hareket edemiyor adam. Fiziksel hasar diyorum. Ağzını burnunu kırıyorum herkesin. Sonra iniyorum. Nerede benim kuşum? Kuşuma bineceğim. Açlıktan da ölüyorum. Yemeğimi de yedim. Şuraya geleyim bir. Bir daha can verdiğimde can almayan, can alan kimler var?
Hemen aşağı ineyim tekrar. Şöyle bineyim. Abi burada... Yahu benim senin toplamanı kapatmam lazım ya. Vallahi toplamanı kapatmam lazım senin. Çok güzel savaşıyorsun. Ağzını burnunu kırıyorsun herkesin de. Hayır hayır. Hayır bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir saniye dur. Aa, yozlaşmış paraçar onu öldürdü diyor. Bu biraz fazla zormuş ya. Savaş tahmininden biraz daha fazla zormuş. Şöyle bir arkalara kaçayım. Oo, sen hayvanların gelişe bak. Vallahi helal olsun. Ben kendi şeyi bulamadığım için şimdi buldum. Ağzını burnunu kırarım hepsini ben bunların bununla da. Abi hayvan sadece bu yüzden savaşamıyor ya. Kapamayı açmak gibi bir hata yaptım. İnanılır gibi değil kardeşlerim. İnanılır gibi değil. Böyle bir hatadan dolayı bunu kaybetmek... Normalde bunu kaybetmezdik yani biz bu savaşı. Adamımızı da kaybetmezdik. Gerçekten de... Gereksiz bir kaos oluyormuş orada. Çok gereksiz bir kaos oluyormuş. Adamlarımız ağırlıktan dolayı saldıramadı diye savaş kaybettik. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ve ben bir yandan da açlıktan ölüyorum. Tiplere bak ya, hala bana doğru geliyorlar. Abi 5. wave'de bunlar varsa 6. 7. wave'de daha doğrusu 2. wave'de bunlar varsa 5. 6. wave'de neler olacak? Düşünmek bile istemiyorum. İndirdiler. Helal olsun, onu da indirdiler. Canım yine düşüyor benim değil mi? Yo, şu anda canım artıyor. Hareket hızı vereyim bari şuradan. Abi terbiyesize bak ya, hala dövüyor oradan. Geri. Seçeneklerden geri. Hasat ayarlarından toplamayı kapat. Hasat ayarlarından kaynak toplamayı kapat. Sen de mi hareket edemiyorsun? Mükemmel. Mükemmel ya. Hayvanlar hareket edemediği için resmen ölüp gideceğiz ya. Oo, ben onu kullanırken mükemmel hasarlar vuruyormuş. Böyle bir şey olabilir mi kardeşlerim? Sessiz olun. Sakın toplamayı açmayın. Sessiz olun, toplamayı açmayın. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Sen nasıl buraya çıktın ya tipsiz?
Oho! Hayır, bunu kabul etmiyorum. Evet kardeşlerim, çok ilginç bir şekilde biraz önce Keleş'in öldüğü yazısı geldi. Yani hala orada bir hareketlilik, bir savaşma var diye düşünüyorum. Evet. Bir Velonosaurus'um için daha öldü yazısı geldi. Şu anda çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Bütün yaptığımız çalışmalar, bütün her şey gitti. Ama bunu telafi edeceğim. Merak etmeyin kardeşlerim, bunu telafi edeceğim. Yani o dinozorlarımızı tekrar evcilleştireceğiz şimdi zaten, o ayrı mesele. Yani onları evcilleştirmek sorun değil. Onlar evcilleşecek. Ne gelmiş orada? Çok değişik şeyler görüyorum ya. Çok delişik dinozorlar görüyorum. Tek sorun onlar da değil yani, tamam. Delişik dinozorlar var. Senin yemeğin mi yok? Ah canım benim, kıyamam sana. Bunun yemeği de kalmamış. Hepsini fırlattım, attım size. Ama siz benim o çantamın yanından biraz uzaklaşsanız gerçekten güzel olacak ya. Birazcık uzaklaşsanız sadece. Çok güzel olacak. Abi sanki nöbet tutuyorlar benim ekipmanların yanında ya. Efsane. Efsane adamlar. Benim ekipmanların yanında nöbet tutuyorlar. Hiçbir şekilde gitmeyecekler mi? Zaten az bir süre kalmış olmalı benim ekipmanların yok olmasına. Abi karaktersize bak ya, orada öyle duruyor bakıyor. Bildiğin izliyor yani adam. Bakalım ne olacak diye. Bakalım bu kırmanço gelip almaya çalışacak mı onları diye adam izliyor. Evet, bu durumda ben önce onları bir alayım oradan. Tamam mı? Siz bir benimle gelin. Sen de benimle gel. Siz de benimle gelin. Hepiniz benimle gelin. Tamam mı? Sizi şöyle ben bir alayım. Mutlu musunuz? Peki. Geri kalanları da bir alayım. Şöyle bir gelin gelin. Lütfen. İstirham ediyorum. Gelin şuraya doğru. Evet. Mükemmel oldu. Şimdi oturup biraz dinleneceğim müsaadenizle. Seni de oradan almam lazım ama nasıl yapacağım çok merak ediyorum. O çanta giderse yani çok büyük bir kaybımız olmayacak aslında. O çantanın içindekileri tekrar kazanabilirim. Ama çok hoş da olmayacak. Bak mesela orada bir şey gördüm. Mükemmel. Evet, çantamı aldım, kaçıyorum. Kardeşlerim, kabul ediyorum. Kesinlikle bunu sonuna kadar kabul ediyorum. Bu benimki kaçmaktır. Başka bir şey değil. Biraz daha insaflı, normal dinozorlarla böyle bir tane yeri açmaya çalışalım. Ama bunu gelecek videolarda yapalım. Bu video için gerçekten saatler süren değişik dayaklar yedikten sonra ben ve dinozorlarımın yarısını kaybettikten sonra evime dönüyorum. Bir dahaki videodan önce artık beni yoğun bir çalışma bekliyor. Kaybettiğimiz bütün dinozorları tekrar kazanmak için ya da böyle bir
deneme uğruna girmeyip çok sağlam materyal, ekipman üzerimize depolayarak artık biraz canımızı dolduracak şeyler falan, değişik zımbırtılar yapıp sadece bir tane daha mana garm alıp belki de Frost Titan için çalışmalar yapmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü onun için bir sürü ekipman var toplamamız gereken. Evet, yorumlarda bazı kardeşlerimiz yazdı. Ben de onlara cevap verdim zaten. Esprili bir dille tabii ki. Frost Titan'a gitme, sana tek atar, sana iki atar, sana üç atar falan diye böyle. Değişik yorumlar var. Ondan sonra da Devil 150 dinozorlar lazım onunla kapışmak için falan diye. Dediğim gibi Frost Titan'a giderim. Eğer Frost Titan kombatını biraz yapmaya çalışırım. Eğleniriz. Sonuç olarak bu bir oyun kardeşlerim, biliyorsunuz. Titan'ın kombatının tamamını okudum zaten. Ne yapmam gerektiğini biliyorum ama yaparım yapamam onu göreceğiz. Mana Garm'ın şeyiyle o hızlı uçmasıyla Titan'dan uzaklara kaçarak vücudunun değişik yerlerinde kristalleri vurmak zaten savaş. Ve internette yine okuduğum kadarıyla dinozorların hiçbir level'ının hiçbir etkisi yok. Kesinlikle onun yanına dinozor da götürmeyin diyorlar Frost Titan'ın. Sadece iki kişi minimumda, iki kişi bu işi yapabilir ama tabii ne kadar fazla oyuncu olursa o kadar iyi olur. Evcilleştirmek için özellikle sırayla onu oyalarken ayağının altındaki kristalleri vurursanız bu iş olur şeklinde bir açıklama var. Dediğim gibi yani bu açıklamanın doğrultusunda ne kadar ne yapabileceğiz hep birlikte görürüz. Ben de tek başıma gittiğimde biraz kolay olmayacak tabii bu savaş. Biraz zor olacak. Çünkü Titan'ın sağına atlasam o da peşimden sağa atlayacak. Sola atlasam sola atlayacak ama normalde assault rifle, tek rifle ve hızlı bir dinozorla bu işi yapabilirsiniz diye belirtmişler. Hep birlikte bakalım neler olacak, göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.